بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. على رسولنا محمد صلوات. Bu akşam bugünkü mevzumuz çok mühim. Çok mühim. Nedir o? İlmi siyaset veya haddini bilip hududunda kalmak veya muvazene ve muhakeme sahibi olmak veya enfusi denge, içsel yargılama, sorgulama, hariç veya dahil dahi olsa enfusi denge, içsel denge, hizmette denge, insanın maddi ve manevi makamını belirleyen mihengi nokta, insanın maddi ve manevi makamını belirleyen değerli adam, değersiz adam, iyi adam, kötü adam yani, ayıran mihenk ölçü, şu şundan, şu da şundan, şu şuna vesile oluyor, şu da şuna vesile oluyor olmadan lazım-ı mezhep, mezhep değildir. Ölçüsü, birbirinize bakış tarzı, başka, akıl ve kalp arasındaki denge, hepsi bu derste olacak. Bir saatte. Bu anlattıklarım. Kişinin ahiretteki halini belirleyen mihenk taşı, ne zulmediniz ne de zulme uğrayınız, hadis-i şerifin izahı, başka, acabalardan, vesveselerden, vehimlerden, her kafadan çıkan seslere karşı kantar ve mizan, başka, tenkit ve eleştirinin ölçüsü ve haklılık hakikati, başka, aile içi sorunların çözümünde lamba, başka, kişileri ve hizmetleri nereye kadar, ne kadar tenkit ve eleştirinin ölçüsü ve daha sayacağımız çok mevzuların cevabını oluşturan, veren şahsi ve umumi haklar. Dersimizin konusu o. Şahsi ve umumi hak bunları belirliyor, izah ediyor, çözümlüyor. Kanundur, hepsine cevaptır. Şahsi ve umumi hak. Tamam? İnsanın her tarafta haddini, hududunu belirliyor. Peki. İlk önce Kastamonu'dan başlayayım. Veya mektubattan başlayayım. 477'nin 94. maddesi. Yani bunu çok sorulduğu için bunu artık bu her derste bazen zikrediyorduk. Şimdi bu konu tek başına bir konu. Fert mütekellimi vahde olsa, biraz zamanımız az olduğu için bir saat, bu sorulara cevap teşkil etme adına hepsinden okuyacağımız, fazla izah yapmayacağım ama siz izahını isterseniz sorun onu. Benim için bilindiği için siz sorun. Mütekellimi vahde olsa, kişi kendi olsa, onunla alakalı musamahası, musamaha ve fedakarlığı amali salihtir. Notlar alabilirsiniz. Mütekellim mal gayrı olursa, yani o şahıs, şahısta gözüküyor ama bir yeri temsil ediyorsa, bir şey adına konuşuyorsa, bir şeye hesabına hareket ediyorsa, bir şeyi söylüyorsa, yani bir şeyi bize söylüyorsa, o kendisi konuşmakla beraber kendisi değil, mütekellim mal gayrı olursa, onun musaması, afı, hiyanettir, amali talihtir. Bir şahıs kendi namına hazm-ı nefs eder, yani bana küfür etseler, malımı alsalar, hazm-ı nefs edebilirim. Eder ama tefavür edemez. Yani ben ne kadar büyük adamım diyemez. Tefavür. Yani hazm-ı nefs edebilirsin, mecbur değilsin. Af edebilirsin. Fakat millet namına, yani hizmet adına
hizmete taalluk eden bir hıyaneti, yanlışı, zararı bir şey olmaz bilerek diye yapamaz. Yapamaz mı? Nimetten tefer edemez. Haz mı nefs edemez. Olur diye musamaha yapamaz. Yani işin içine başkalarının hakkı giriyorsa tek başına karar veremez. Evet. Hizmet esas burada. Başka o dediğim ferde uygularsak fert noktasında karar veremez, hükmedemez, affedemez. Tamam ben affettim yani bir şey olmaz. İki mümkün namına affediyorsun. Tamam. Demek ki burada hukuk ikiye ayrıldı. Bir şahsi hukuk, bir umumu hukuk. Şimdi bu şahsi ve umumu hukuku dallandırıp budaklandıracağız. Nedir Risale-i Nur'da? Hangisi şahsi hukuktur, hangisi umumu hukuktur? Şahsi hukukta affetmek musamahası amali talihtir dedi. Yani iyi bir sıfattır, takdirdir, güzeldir, hoştur. Ama bir adama da diyemezsin mutlaka şahsi hukukundan vazgeç. Ama geçerse ala olur. Nurunu ala nur olur. Ama umumu hukukta eğer temsil ediyorsa bir şahıs, mesela ben bir şahsım ama bir cemaati, fertleri, hakikati, dini, İslam'ı, ne bileyim bir topluluğu temsil ediyorsam ben peşkeş çekemem, af edemem. Tamam. Şimdi bununla alakalı yerler okuyacağım sevgili kardeşim. Bunun kargasını çiziyor 88. sayfada malum Ziyaeddin meselesinde. Bakın orada ne güzel bir Kastamonu 88'de uzun olduğu için ben izah etmemeye çalışacağım. Okuyacağım çünkü okuyacağım yer çok. Başına koymuş Kastamonu 88. Ehemmiyetlidir. Her mektupta yoktur. Bazı mektupta var. Risale-i Nur talebelerinden kim? Nurcuysa. Talebelerinden. Bir kısım kardeşlerim benim haddimin çok fevkinde hüsnü zanlarını ve ifratlarını tadil etmek için ihtar edilen bir muhaveredir. Bundan 40-50 sene evvel büyük kardeşim Molla Abdullah rahmetullahi aleyh ile bir muhaveremi hikaye ediyorum. Yani bir aramızda geçen bir mevzuyu konuşmayı hikaye ediyorum size. O merhum kardeşim ustadın kardeşiydi. Evliye-i Azime'den olan Hazreti Ziyaeddin Kuddüs-i Sürruh'un has muridiydi. Tarikatçıydı. Ustadın talebi kardeşi. Molla Abdullah. Ne kimin? Hazreti Ziyaeddin'in Kuddüs-i Sürruh'un has muridiydi. Ehli tarikatça mürşidinin hakkında müfritane muhabbet ve hüsnü zan etse de makbul gördükleri için o merhum kardeşime dedim ki Hazreti Ziyaeddin bütün ulumu biliyor. O kardeşim dedi ki o diyor şimdi Molla Abdullah diyor ustada. Hazreti Ziyaeddin bütün ulumu biliyor. Ne varsa her şeyi biliyor. Nerede ilk kitap varsa. Kainatta Kutbul Azam gibi her şey ittilağı var. Yani avucu içindeki gibi. Şimdi mesela şeyde diyorlar. Nakşicilerin bazı müfritleri. Efendim Şeyhimiz Adıyaman'dan böyle avucun içine nasıl kolaylıkla bir insan seyreder, yapıştırır, düzeltir böyle. Bütün dünyayı, kainatı böyle avucu içi gibi seyreder. Der. Böyle dedi. İttilağı var. Bunu niçin söyledi? Beni onunla rapt etmek için, beni tarikata bağlamak için çok harika makamlarını beyan etti. Ben de o kardeşime dedim ki, sen mübalağa ediyorsun. Ben onu görsem çok meselelerde izam edebilirim. Hem sen benim kadar onu hakiki sevmiyorsun. Bak, açı burada. Sevmenin ölçüsünü koyuyor. Bak, hem sen benim kadar onu hakiki ama, sureten değil, şarta bağlı sevgi değil, hakiki. Hakiki sevgi şarta bağlı olmayan sevgidir. Allah'ın namına hakiki. Sevmiyorsun çünkü kainata
ulumları bilir bir kutbu azam suretinde tahvil ettiğin bir ziyaretini seversin. O niye seviyor bunu? Bu kainattaki her şeyi biliyor. Bütün ilimleri biliyor. Sıfatından dolayı seviyorsun. Bunu kabul ettiğinden dolayı seviyorsun. Yani o o ünvan ile bağlısın. Muhabbet edersin. Demek ki muhabbetin sebebi tarikatta öyledir. Tarikatın sistemini de söylüyor. İşleyen sistemi. Bir insan tarikata niye bağlanır? Bundan yani onun aleminde o çok büyüktür. Herkesten büyüktür. Her şeyi biliyor. Tamam. Onun için o unvan ile bağlırsın, muhabbet edersin. Eğer diyor, ustad devam ediyor. Eğer perde-i gayb açılsa, hakikati görünse, sen böyle muhabbet ettin ama, perde-i gayb açılsa, hakikati gözükse, senin muhabbetin ya zail olur veyahut dörtten birisine iner. Böyle olmadığını görsen, ya hakikatin ya ben de. Bunun için sevmiştim. Ama öyle değilmiş. Ya ki ya muhabbetin yok olur veya dörtten bire iner. Fakat ben o zatı mübareki, sevginin ölçüsünü söylüyor. Tenkidin ölçüsü de, sevmenin de ölçüsünü getiriyor. Fakat ben o zatı mübareki, senin gibi pek ciddi severim. Takdir ederim. Fakat sünnet-i seniye dairesinde, hakikat mesleğinde, ehl-i imana halis ve tesirli, emniyetli bir rehberdir. Şahsi makamı ne olursa olsun, bu hizmetin, bu hizmeti için ruhumu ona feda ederim. Perde açılsa ve hakiki makamı görünse, değil geri çekilmek, vazgeçmek, muhabbette noksan olmak, bilakis daha ziyade hürmet ve takdir ile bağlanacağım. Demek ki ben hakiki bir ziyaretini, sen de hayali bir ziyaretini seversin. Bak, ölçüyü gördük mü? Bir insan için sevilir. Bir insan, bu kardeşimiz, bu ablamız, sünnet-i seniye dairesinde, hakikat mesleğinde, tenkit de böyle olur. Bak, sünnet-i seniye dairesinde, hakikat mesleğinde, ehl-i imana halis, tesirli, emniyetli bir rehber olduğu için severiz. Şahsı makamı ne olursa olsun. İftira ile çürütürler. Ustada da yaptılar mı yapmadılar mı iftira? Affedersiniz. Emirdan'da geçiyor. Fahişeler, gece, işte rakı ellerinde Bediüzzaman'ın evine gidiyorken gördük diye bir sarhoşa imzalattırmak istemişler. O sarhoş demiş ki tövbe demiş ya böyle bir iftirayı kim imzalar demiş yani. Polisler diyor ki böyle bir şey gördüğünü sen söyle de gazeteleri yayalım. Resulullah'a yaptılar. Hazreti Ayşe validemize yaptılar. Yapmadılar. Yani bu adetleridir. Küffarın, kafirlerin adetidir. Tesirli vaazı olan, tesirli vaazı ve sohbeti olan, topluma faydası olanları o zındıka komitesi şunla yok eder. Başka yok eder. Öldürmeyi hiç seçmez. Çünkü daha kutsi olur. Yani o zaman kabri bir yerde olmaz. Türkiye satında, dünya satında makber olur. Türbe olur, türbe. Meşhur olur. Meşhur olduğu için, dünyada meşhur olduğu için, dünya onun kubbesi olur. Ama ne yaparlar? Gözden düşürmek için iftira yolunu seçerler. Çok ucuz bir silahtır. Onun için ehli hak olanlar, ablalarımız, kızlarımız, evlatlarımız, kardeşlerimiz, abilerimiz vesairelerimiz. Buna çok dikkat edecek. Bu Allah'ımızın getirdiği ölçülerle hareket edeceğiz. Gözüyle dört tane görmüş şahidi getiremeyen. Gözüyle. Ne de diyor bunu? Barla'da ustadımız. Şeriatın şini. Gözüyle bizzati görmüş dört tane şahidi getiremeyen bir insanın bir insan hakkındaki iftirası merdudu şahadettir. Ve onu ezeli ve ebedi olarak şahidini kabul etmeyiniz diyor. Hatırladınız mı? Göstereyim mi sayfayı? Tamam. Ben yapsam benim şahidimden kabul olacak mı? Nasıl anlamadım? Şahitliği getirmesem diyorum. Dört tane şahit getirmesem. Gedi hiç kabul olmuyor. Hatta sen... Mesela desen ki ben Hasan'ın falan işi yaptığını gördüm. Tamam. Hakikaten gördüm. Gördüm veya görmedin yaptığını.
dört tane şahidi gitti, gözüyle görmüş insanı getiremezsen, senin söylemen fitnedir. Fatih, sen sözün kala... Ta hiç kıyamete kadar kale alınmaz senin sözün. Allah böyle demekle kılukal etmeyiniz, fitne kapısını kapatınız. Fitne kapısını kapatınız diyor. Sayfa 268 ayet-i kerime de şu. Bismillahirrahmanirrahim. Levla iz semi'tumuhu kultum ma yekunu lana en netekellema bihaza subhaneke haza buhtanun azim. Şiddetle ferman ediyor ve diyor ki gözüyle görmüş dört şahidi gösteremeyen merdudu şahadettir. Ebedi şahadetlerini kabul etmeyiniz. Çünkü yalancıdırlar. Allah diyor. Bitti. Kaçıncı ayet? 24'e 16. Hiç. Ehl-i hakikat bunu rehber yapacak. Peki Hasan abi, gerçekse yani gerçekten... Olsun diyemeyeceksin, demeyeceksin. Günah, çünkü onun şahsi günahını senin vazifen mi insanlara ilan etmen? Yok, teşhir etmekten ziyade böyle ne bileyim hani... Yani hiçbir şekilde söylemeyeceğiz. O teşhir edilir, tabii oraya geleceğim, teşhir edilir ancak şu şartla. Şu işte birini bir başkasının gece bir kötüde öldürürken gördüm. Cinayet işlerken gördüm. Bak şu. Yani birinin malına zarar verirken gördüm. Tamam. Çok güzel. Uhuvvet bahsindeki kanuniyet olabilir mi abi? He? Eğer bir insan bir hata yapıyor, alenen günah işliyor. Şahsi hukuksa, birisi bir insanı öldürürse dedi. Bu şahsi hukuk mudur? Umumi hukuktur. Ama bir insan bir günah işliyor. Veya bir insan dese ki bana Hasan böyle yaptı. Şahsi hukuktur. Umum hukuk değil. Seninle alakalıdır. 22. mektubu açacaktım. Gıybet bahsi. Neredeydi? 22'de. Heh. Şurada. Gıybet edilen adam fasık mütecahirse bu edilir. Yani fenalıktan sıkılmıyor. Belki işlediği seyyiatla iftihar ediyor, zulmüyle telezzüz ediyor, sıkılmayarak aşikarı bir surette işliyorsa buna fasık mütecahir denir. Yani alenen medyada film çevirerek veya sokakta din düşmanlarına beraber, yani dine hücum ediyor, günahını alenen söylüyor. Bunun gıybeti caizdir. Söylemek lazım, farz, vaciptir der ulema. Mesela kızım, oğlum bak felancanın kızıyla, oğlum felancanın oğluyla gezme, mahallemizdeki, komşumuzdaki, teyzemiz vesairedeki çocuklar. Çünkü o şöyledir. Burada çoluk çocuğunun hukukunu korumak için söylüyoruz. Bu insan, bir insan günahı alenen içiyorsa, sigara Ramazan'a içiyorsa, alenen günahı yapıp ilan ediyorsa, alenen, gizli yapan demiyorum. Bu alenen olduğu için bütün insanları da teşvik ettiğinden umum hukuka tecavüzdür. Mesela açık saçık gezmek umum hukuka tecavüzdür. Günah sokuyor milleti. Şairi tahrip ediyor. Allah'a isyanı ilan ediyor. Allah'a isyanı teşvik ediyor. Siz de yapabilirsiniz demektir. Onun için şair çok önemlidir. Şahsi farzlardan emniyetlidir. Mesela cünüplükten kurtulacaksın, banyoda teyemmüm abdesti alıyorsun. Şahsi farzdır, farzdır. Ama sokakta bir dini kisveyle gezmek daha mühimdir şahsi farzlardan. Çünkü o sana aittir, ona ötekisi topluma aittir. İşte yani eğer gıybet edilen adam, şahitlik yapılacak adam, din düşmanı ise, dine hücum etmişse, umuma hukuka tecavüz etmişse, o söylenilir. Ta ki onun hukuku korunsun masumun diye. Tamam mı? Oralara geleceğim zaten. O var. Haşiye. Çünkü sen muhabbetini ona pek pahalı satıyorsun. Verdiğin fiyatın 100 defa ziyade bir mukabil düşünüyorsun. Halbuki onun hakiki makamının fiyatına en büyük muhabbet de ucuzdur. Şimdi insanlar muhabbetini şöyle veriyor. Abimdir, ablamdır vesairedir, şudur. Ondan şey yapıyor. Hayır, ölçü öyle olmamalı. O fani, bozulabiliyor. Sağlam bir zemin değil o muhabbetin zemini. Zemin nedir?
Bir, sünnet-i seniye dairesinde ehl-i sünnet itikadınca hizmet imaniye, Kur'aniye'ye hizmet ediyor mu? Onun şahsı ne olursa olsun beni hiç ilgilendirmez diyeceksin. İstersen alemin gayb açılsa, rezil adam çıksa, özel hayatı o yani. Hususi hayat. Size ne benim özel hayatım, odamdaki hayatım? Benim sokakta giderken sağa sola arama baktım, sen burada, seni ne ilgilendiriyor ki sağda solda beni söylüyorsun? Benimle senin arandaki diyalog budur. İster dinlersin, ister dinlemezsin. Yani niçin benim özel günahımı misal ilan ediyorsun? Bu umumu hukuka tecavüz oluyor. Çünkü ne ediyor? Benden dolayı, misal için söylüyorum, benden dolayı birileri dine bağlıysa, pamuk ipliğiyle dine bağlıysa, bizden dolayı dinden bir şeyler yapıyorsa, bu insanın muhabbetini kırmakla bu adamı zındıkaya atmış olacaksın. Onun için beni niye çürütüyorsun ki? Şahsi kusurlarımı. Ben Hasan'ı falan yerde görmüştüm. Gör, ne söylüyorsun? Bu şahsi hukuktur. Ben ilan ediyor muyum o günahımı? Alenen işliyor muyum? İftiharla başkasını anlatıyor muyum? Yok. Sen yapamazsın. Yapma. Benim o kardeşim insaflı ve mudakik bir alim olduğu için insaflı olacak. Ha bunu söyle. Bu ne diyor? Diyorsa tamam, zaten meselemiz değil ki. Biz bu dersi niçin yapıyoruz? Biz bir kere musakere yapıyoruz. Dershanecilikte yetişmek için, gençler yetişmeniz için. Yani nereye ne kadar şey yapacağız? Kim kime, neyi, ne zaman, nasıl, niçin, ne kadar, hangi makamda uslupla ifade veya tenkit veya kabul edeceğimizin dersi bu. İlmi siyaset bu. Kim kime, neyi, ne zaman, nasıl, niçin, hangi makam ve maksatla, hangi uslupla, hangi tonla ve ne kadar tenkit veya takdir edeceğiz? Dersidir işte bu. İnsaf olmak şartıyla bak. O kardeşim insaflı ve mudakik bir alim olduğu için benim noktayı nazarımı kabul edip takdir etti. Ey Risale-i Nur'un kıymetli talebeleri. Demek ki bizimle alakadarmış. Molla Abdullah ile Said Nursi Hazretleri'nin arasındaki hadise bahaneymiş, malzemeymiş. Kab bin Malik Kur'an'da bahsediyor. Ne yapacağım ben onu? Yusuf Aleyhisselam'dan bahsediyor. Ne yapacağım ben onu? Musa Aleyhisselam kıssası. Ne yapacağım ben onu? Malzemedir, zemindir o. Orada illa Musa yok. O Musa şahsında anlatılmak istenen veya bir toprak olan bir yerde seni ekmek istiyor Kur'an. O toprakta. Kuyu biliyorsun, Yusuf'un kuyusu nefismiş, bedenmiş. Meryem'de maksat kafaymış. Koca görmeden Meryem'in döllenmesi meğer kulakmış. Kulak zarı bozulmadan dersler gelerek kafa dölleniyor. Doğan İsa bizden doğan manadır, ruhtur. Ve nüfiha fissur. Ölü ruhlar dirilmesidir. Simgedir kardeşim bunlar ya. Hakikati var. Ama tarih boyu böyle bize konması, Meryem'i ne yapacağım ben şimdi? Meryem benim yani, ben. Meryem benim, İsa benim, Musa benim, Şit benim, Adem benim, Muhammed benim demeli insan. Hakikatları bende ve benim. O zaman o zeminler benim toprağım. Oralarda ben ne şunema bulacağım. Onlar o toprağım, ben çekirdeğim. Yusuf kısasında ekileceğim. Kendimi seyredeceğim. Ben muz muyum? Kavun muyum, biber miyim? Esrar mıyım? O topraktan çıksın. Ya. Bak şimdi. Molla Abdullah ile Bediüzzaman Hazretleri'nin arasındaki hadisi topraktır. Şimdi üzerine bina ediyor. Ey Risale-i Nur'un kıymetli talebeleri, canımın ciğeri ustadım, emret. Benden daha bahtiyar, estağfurullah, ve fedakar kardeşlerim. Buyur abi, buyur ustadım. Şahsiyetim itibariyle sizin ziyade hüsnü zanınız belki size zarar vermez. Hocam, abi, pşt, size zarar vermez yani bu methediyorsunuz. Fakat sizin gibi hakikat bin zatlar ne yapacak? Öyle abim. Nereye bakacağız? Vazifeye, hizmete bakıp o noktadan bakmalısınız. Bu ne yapıyor? Kimlerle beraberdir? Evlenirken de onu söylüyorum. Buralardan çıkarıyorum psikoloji derslerini. Bu adamın değer ölçüsü şu. Bu adamın ne vazife yapıyor? Hizmete kimlerle beraber neyi iddia ediyor?
Bak diyor ki, fakat sizin gibi hakikat bin zatlar vazifeye, hizmete bakıp o noktadan bakmalısınız. O noktadan. Başka nokta değil. Perde açılsa benim baştan aşağıya kadar kusurat ile alüde mahiyetim. Şahsi. Aa usta çok acayip, müceddit, büyük adam dedik ama alemin gayb açıldı sana. Ay baktık ki baştan aşağıya kadar kusurat ile alüde mahiyetim benden kaçmaya bir vesile olur. Sizi kardeşliğimle kaçırmamak, pişman etmemek için şahsıma karşı, bak şahsi hukuku nasıl ayırıyor? Şahsıma karşı haddimin pek fevkinde tasavvur ettiğiniz makamlara irtibatınızı bağlamayınız. Yani benimle beraber dava ve hizmet birliği yapınız. Benimle beraberliğinizin sebebi şahsım olmasın, uçuyor kaçıyor değil. Bediüzzaman şudur budur. Ne yapayım Bediüzzaman? Uçuyor kaçıyor. Ne yapacağım ben onu yani? Bana bir fayda vermiyor ki. Okumadıkça bunu. Hizmet bu işte. Vazife bu işte. Buna bakacağız. Bunu okuyacağız. Buna bakacağız. Bunu okuyacağız. Ustad kaçıyormuş. Kutbul Azam'mış. Mehdi'ymiş. Değilmiş. Mehdi Ali Resul'ü. Ne yapacağım ben onu? Ne işime yarayacak? Hafızdır ama namaz kılmıyor. Ne işe yaradı deyip o, nereye bakacaksınız diyor. Vazifeye, hizmete. Ustadın hizmeti bu değil mi? Vazifesi bu değil mi? Şualar 4. şuada diyor ki vazife-i fıtratım, vesile-i saadetim, sebep netice-i hılkatim, vazife-i fıtratım, vesile-i saadetim olan Risale-i Nur diyor. Diyor mu demiyor mu? Netice-i saadetim, vazife-i fıtratım, karıştırdık. Sebebi vücudum. Vazife-i fıtratım, netice-i hayat olan Risale-i Nur. Oraya bakacağız kardeş. Bak şahsiyetime karşı haddimden pek fevkinde tasavvur ettiğiniz makamlara irtibatınızı bağlamayınız. Buna bağlanacaksın. Ustad böyle derse şahsından alakayı kesip şahısların hizmetle olan alakasıyla alakalanacağız. Ben desem ki beni abi kabul edin, beni şeyh kabul edin. Daire içinde tabii nurculardan konuşuyorum. Falan abiye bağlan. Neye bağlanacak kardeşim? Bizim abimiz var. Barlı abi. Kastamonu abi var. Emirdağ abi var. Sözler abiyi tanıyor musunuz? Sözler abi. Bunu demeyle birilerini hiç yapmıyorum ki. Ben de abilik makamında yaşım müsait. Bunu derken yani ben 20-30 yaşında 40 yaşında değilim. Ve kimseyi de şey yapmıyorum. Ama ustadın dediğini teyit ediyor. Şahsımda böyle büyük acayip kaçıyor koçuyor diye değil. Ha onu severiz. Tabii ki Müslüman Müslümanı sever. Kusurlar için yalnız ona acır ve dua eder. Yani benim şahsıma şey yapmayın diye tarihçede bir tuzağa da düşmeyeceğiz. Ehli dalalet. Sevmeyin diyor. Bak ustad beni sevmeyin diyor. Biz daha çok severeceğiz. Öyle diyor bu. Zındıkların tuzağıdır. Ama kaynak kitap olmalı. Değer yargısı kitap olmalı. Tamam. Mesela bir tanesi dün arıyor beni. Mecbur bu derslere ihtiyaç hissettim. Abi, Sungur abiden ben dinledim. Sungur abi ustanın arkasında kılarken namaz, ya Rabbi niyet eyledim falan namazını kılmaya. Uydum önündeki Mehdi'ye. İçine demiş, ustad demiş ki doğru. Ben de duydum Sungur abiden bunu. Keçeli demiş, niyetini düzelt. Ondan sonra düzeltmiş. Ve Sungur abi Kastamonulu olduğu için Hanefi'dir. Bölge. Hanefi'de imamın arkasında Fatiha okunmaz. Ustad bunun arkasında namaz kılarken bunlar Fatiha okuduğu halde Sungur abi de sağa şimdi. Yeni oldu. Yani Fatiha okuduklarını söylüyorlar. Biz öyle mi yapacağız? Sözler 27. sözde İçtihat bahsinde Hanefiler arkada okumaz imamın arkasında okumaz. Aynı hakikat budur. Eğer hatıralar külliyatla paralel gidiyorsa kabul ederim. Çatışıyorsa kabul etmeyeceksiniz. Etmemeniz lazım. Yanlış mıdır? Yok. Ona hastır. İçtihat ona aittir. Ustad ona has kılmıştır. Umum olsaydı kitapta derdi. Onların hususi alemindeki bir boşluk, bir yapılanmaya malzeme yapmış, bir şey dememiştir. O beni hiç ilgilendirmiyor. Kitaba mal olmuş mu? Olmamış. Beni ilgilendirmez.
Külliyata çatışan, çelişeni kabul etmeyeceksiniz. Paralel giden hatıraları, çünkü uçurtmalar uçuruluyor. Sikkesiz, mühürsüz, hatemsiz paralar dolaşıyor piyasada. Risale-i Nur'un teyidi geçmeyen bir şeye hizmet kabul etmeyeceksiniz. Etmeyin. Ha, ille Risale-i Nur bir şey dememişse. O da maslahat-ı mürseledir. Unutmayın. Yeter ki Risale-i Nur aleyhinde bulunmasın. Şu. Risale-i Nur hayır dediğine hayır diyeceksiniz. Yapamazsanız bile. Evet demişse evet diyeceksiniz. Hiçbir şey dememiş. Bunu ister yap, ister yapma. Bir daha söylüyorum. Risale-i buna açık hükmetmiş. Yapma. Yapmayacaksın. Yap. Yapacaksın. Ha yapamazsan ama kabul edeceksin. Hiçbir şey dememiş. Görüyor musunuz parmağımı? Üçüncü. Mesela misal vereyim. Dershane mi açalım, yurt mu açalım? Okul mu açalım, üniversite mi? Ne yapalım? Emirdan da dedi ki her yerde bir küçük medrese-i nuriye açılsın. Tamam biz medrese açacağız nurcular. Peki medrese-i Zeytinburnu'nun girişinde mi çıkışında mı? Var mı külliyatta? Birinci kat mı, ikinci kat mı? Yok. Ha, aleyhinde yok. İlle birinci kat yapın, beşinci kat yapın demedi. Şehrin girişinde, çıkışında demedi. Buna ne denilir? Hayır veya evet arasına maslahat-ı mürsele denilir. Bu meşverete tabidir. Meşveret burada olur. Nurcular meşvereti budur. Hayır de meşveret olamaz, evet de meşveret olamaz. Üstadım dershaneye gazete sokalım mı, radyo sokalım mı, istinayı bozalım mı falan meşveret edilemez. Bu ustada ihanettir. Çünkü ustad hükmetmiş, bitmiş. Bakın hükmettiği yerde, Risale-i Nur hükmettiği yerde bize teslimiyet düşer. Bak bir daha söylüyorum. Hayır yapmayın. Evet yapın dediği yerde meşveret yoktur. Bunların arasındakine meşveret var. Meşveret buradadır. Dershane açalım mı açmalıyım? Meşveret olmaz. Girişinde mi çıkışında mı? Meşveret edilir. Tamam. Ben size nispeten kardeşim, mürşitlik haddim değil. Ustad da değilim. Fakat ders arkadaşıyım. Kim bu? Bu Said Nursi'dir şu anda konuşan bizimle. Said Nursi ustad değildir. Mürşit değildir. Said Nursi Bediüzzaman değildir. Said Nursi Emirdağ 1 125'te aynı benim gibi nur talebesidir. Emirdağ 1 48. sayfada ben de bir nur talebesiyim diyor ustad. Ben de bir talebeyim diyor. Said Nursi bu. Beşeriyetidir. Bediüzzaman ise Mehdiyetin, mücedditliğin gözüktüğü aynı ruhudur. Üç tane şahsiyet var demiyor mu? Mektubatta hatırladınız mı? Üç tane şahsiyet var. Bana bir şahsiyet evet. Bir, hizmetkarlık. Şu anda benim şahsiyetim. Benim bak. Şu anda bu ders yaparken benim şahsiyetim yoktur. Risale-i Nur'un dellalı, mümessili olan Said'in muvakkaten makamına geçtiğim için ben bunları söylüyorum. Hulusi abi diyor değil mi? 38 sayfada. Barla'da diyor ki, ustadım diyor ders okurken bana bir tuhaflıklar oluyor, haller oluyor böyle tamam mı? Ustad diyor ki delal-ı Kur'an olan Said'in muvakkaten makamına geçtiğin için bu haller sana arız oluyor. O senin değil diyor. Makamındır. Burada tevazu yapamazsınız. Ben burada yapamam. Ya estağfurullah siz daha biliyorsun. Hayır. Bu makam benim değil. Hizmetkarlık makamımdır. Mektubatı hulasa ediyorum o mektubattaki 26. mektubum. İkinci bir şahsiyetim. Birincisi hizmetkarlık. İki. Şahsiyetim, beşeriyetim. Üçüncüsü? Ubudiyetim. Yani benim namazım, benim takvam, tamam mı? Benim hizmetkarlığım. Yani koşturup kitap götürüyorum, matbaaya gidiyorum, ne bileyim. Dershaneye sahiplenim, maddi ve manevi yüklenmem. Bu benim ubudiyetim. Şahsiye, üç alem. Bir de şahsiyeti, beşeriyetim var. Beşer işte. Hasan'ım işte, köy şuralıyım, buralıyım. İşte beraber oturup kalkıyoruz, yiyoruz, içiyoruz, tamam mı? İnsan ya, beşeriyet. Birbirini karıştırırsanız hükümleri de farklı olur, suizan edersiniz. Ha bu adam mı ya? Biz de bir şey biliyorduk bunu ya. Evet bu adam. Evet bu adam. Ya? Acaba Resulullah ben o tiplere diyorum ki şahsiyete bakıp da hizmetini basit görenlere diyorum ki acaba Resulullah görseydiniz ne derdiniz?
Ben size nispeten kardeşim, mürşitlik haddim değil, ustad da değilim, belki ders arkadaşım, tevazu diyorlar. Değil. Bu Said Nursi'dir. Doğrudur. Ben sizin kusuratıma karşı şefkatkârane dua ve himmetlerinize muhtacım. Doğrudur, kuldur. Benden himmet beklemeyiniz. Bak, beklemeniz değil, bana himmet etmenize istihkakım var. Çünkü düşmanı çok. Allah Resulü dua istemiş Hazreti Ömer'den radıyallahu anh. Aleyhissalatü vesselam, bana duanda yer ayırır mısın? Hazreti Ömer'e diyor radıyallahu anh, ben, duanda bana yer ayırır mısın diyor. Biz öyle bir cimri olmuşuz ki, acayip olmuşuz. Kim dua etmiyoruz. Niye etmiyorsun kardeşim? Cenab-ı Hakk'ın ihsan ve keremiyle sizlerle gayet kutsi, bak, sizlerle gayet kutsi ve gayet ehemmiyetli ve gayet kıymetdar. Üç tane. Gayet kutsi. Yani kutsi demek beşeriyetle olmamış. Düşünülerek yazılmamış Risale-i Nur. Kutsi. İki. Gayet ehemmiyetli. Üç. Gayet kıymetdar. Ve her ehli imana menfaatlı bir hizmette taksimul mesai kaidesiyle iştirak etmişiz. Tesanüdümüzden hasıl olan bir şahs-ı manevinin fevkalade ehemmiyet ve kıymeti ve ustadlığı ve irşadı bize kafidir. Bizim ustadımız Şeyh-i Risale-i Nur'dur. Sebabı nereden alacağız? Risale-i Nur cemaatinin geçmişi, geleceği, bugünü, yarını, dünyadaki, ahirettekilerin. Ahirette de sebap var şu anda. Çünkü kıyamet kopmadı daha. Hepsi iştirak amal-i uhrevi denilen bir şahs-ı maneviye giriyor. Oradan alacağız hepimiz tek tek. O kafidir. Hem madem bu zamanda her şeyin fıkhında hizmet-i imani en emniyetli bir vazifedir. Bundan daha büyük vazife var mıdır? Allah en çok her asırda hangi hizmetten memnun oluyor? Olur. Allah her asırda, o asırda gönderdiği müceddidlik hizmetinden memnundur. Peki bu müceddidliğin içinde neresindesin? Hem kemiyet ise kemiyete nispeten emniyeti azdır. Ne demek bu? Kemiyet, keyfiyet. Yani çokluk ve kalite. Çokluğun kaliteye göre emniyeti pek azdır. Ne diyor? Emniyeti azdır. Kaliteye bakacağız. Bir adam daha yazsa. Hem muvakkat ve mutahavir siyaset alemleri ebedi, daimi, sabit, hidimat imaniye nispeten emniyetsizdir. Mikyas olamaz, medar olamaz. Ha, ne yapacağız? Risale-i Nur'un talimatı dairesinde. Unutmayın bu. Risale-i Nur'un emrettiği talimat dairesinde bizlere bahşettiği hizmet noktasında feyizli makamlara kanaat etmeliyiz. Bu çok önemli. Hani size bir hadis-i şerif zikretmiştim daha önce. Nurcu olmak kolay, nurcu yaşamak zordur. Müslüman olmak kolay, Müslüman yaşamak zordur. Hadis-i şerifte şöyle geçiyor. Mehdi'nin diyor cemaatinin içindeki imtihanları Mehdi'ye sadakatle olacak. Ama çoğusu kaybedecektir diyor. Bak. Ne yapacağız? Risale-i Nur'un talimatı dairesinde. Abi yapamıyorum. Bunu unutmayın. Bir insan yapamayabilir. Meyhane de çalıştırabilir. Haşa. Ama şunu yapacak. Yapamasa bile ahkamı hak bilmelidir. Nerede diyor bunu? Mektubatta. Yapamasa bile kabul edecek. Yapamazsa bile, o çok özelliği, çok mühim olduğu için ben cümleyi göstermem lazım size. Yapamazsa bile ahkamı hak bilecek. Diyecek ki, sayfa 453, ahkamı yapmasa, yapamasa demiyor bak, iyi ki ezberden dışı yapmadım. Ahkamı yapmasa da ahkamı hak bilmek gerektir. 453. Yani meyhane çalıştırıyor adam. Bak şimdi. Yapamıyorum ama vallahi doğru ya. Şu karşıdaki binada var ya. Ne hizmetler ediyorlar ya. Utanıyorum kendimde. Adam iştirak amali ureviyeden dost seviyesinden alacak biliyor musunuz? Ama
Adam nurcu gözüküp içeriye girmiş. Bak şimdi. İtimadı sağlamış. İçeriden Risale-i Nur'u bozuyor. Bu bunun kadar istifade edemeyecek iştirak amali hurriyeden. Ve mesul oluyor. Anladınız mı bu farkı? Birilerinin hukukunu, hatırını koruyacağım diye kendi bastığınız ayağınızın altındaki dalı kesmeyin. Batağa çevirmeyin. Aptal olmayın. Hatır için nikah yapılmaz. Hatır için kadın boşanmaz, talak olmaz. Hatır için ibadet yapılmaz. Hatır için günah işlenmez. Hatır için din ve dava seçilmez. Bunlar saydım ben, hukuktan topladım. Daha var 10 tane de. Birisinin hatırını koruyacağım diye ahmak olma. Hizmetteki işte kaynağını berbat etme, balonunu patlatma. Bak Risale-i Nur, bak bir daha söylüyor. Ahkamı yapmasa da ahkamı hak bilmelidir. Ne emredildi? Budur. Yapamıyorum ama budur ya. Derse, 453 mektubatta ahkamı yapmasa da ahkamı hak bilmelidir. Peki 89 kastamında diyor ki Risale-i Nur'un talimatı dairesinde ne emretmiş? Böyle yap, böyle yapma. Buna kanaat etmiş fakat yapamıyor. Bu adam meyhane dahi çalıştırsa en kötüsünü söylüyor. Bu adam dosttur. Bu adam mı daha istifade eder Risale-i Nur'dan yoksa girdi benim gibi bir adam Nurcu'ya. Bayağı da efkarame'de bilindi, tanındı. Fakat girdi Risale-i Nur'u bozuyor. Risale-i Nur'un talimatı dairesinden çıkmış ve bilerek muhakematta diyor ki ifrat ilimle olur diyor. Özürü yoktur. Tefrit etmek cehaletle olduğu için özürü var. Yani o adam, sokaktaki adam Risale-i Nur'a ilişse bir derece özürü var. Bilmiyor. Ama benim gibi bir adam külliyatta bilmeyebilir miyim? Bu dustur mudur değil mi? Bilirim. Bilmiyorsam öğrenirim. Veya birisi bana ikaz etse, burada böyle yazıyor kardeş, 89'da Kastamonu'da böyle yazıyor dese, tabi kardeş, mübarek ya. Bir tane söyle demişti. Hasan mı? Hasan. Mübarek ya, mübarek. Mübarek zaten. Ey gidi, mübarek. Tahkir ediyor. Niçin? Bir kaydı söyledim. Bu Risale'nin de zıttır. Şu sayfa. Barla 123. sayfaya göre ipara toplamak, para istemek, nurculuk adına zıttır, yanlıştır. 123 barla. İkinci mektup yanlış. Bir sürü yer var. İkinci mektup barla 123 ve Emirdağ. Yanlış. mübarek güzel. Mübarek. Görürsün mübarekliğini orada. Risale-i Nur'un talimatı dairesinde emrolunduğu gibi yapacağız, kabul edeceğiz. Ve bizlere bahşettiği hizmet noktasında feyizli makamlara kanaat etmeliyiz. Abi uçuyor, kaçıyor, bu kadar insanları namaza başlatmış ve yapmış. Biz Risale-i Nur'un bahsettiği hizmet noktasında, bahşettiği hizmet noktasındaki feyizli makamlara kanaat edeceğiz. Haddinden fazla fevkalade üstün zan, uçuyor, kaçıyor abimiz var ya falan. Müfritane Ali makam vermek yerine böyle yapmayacağız bak. Haddinden fazla fevkalade hüsnü zan ve müfritane Ali makam vermek yerine fevkalade sadakat ve sebat ve müfritane irtibat ve ihlas lazımdır. Onda terak etmeliyiz. Yani birbirimize geçiyor falan böyle acayip makamlar vereceğimize ne yapacağız? Şunu yapacağız. Fevkalade sadakat. Sadakatı tarif edin bana. Denildiği gibi yapmak. Fevkalade sadakat. Sebat. Müfritane irtibat. İhlas. Dendiği için yapmak. Dendiği gibi yapmak sadakattır. Dendiği için yapmak mesela şöyle yapıyor. Ne yapıyorsun kardeşim? Namaz kılıyor. Bu ihlastır. Allah dedi, namaz kıl dedi. Adam namaz kılıyor. Buna namaz diyor. Bu ihlastır. Niçin yapıyorsun deyince cevabı şu. Allah namaz kıl dedi de ben de namaz kılıyorum. Peki kardeşim namazı böyle kıl mı dedi? Böyle midir namaz? Yok, namaz böyledir. Ha, dendiği için var gibi yok. Allah da demiş böyle kılacaksın. O gene olmadı. Onun için içim ve gibi beraber olmalı.
Allah dediği gibi olmalı. Ve yapmayacaksın kardeşim. Aldatmayacaksın insanları. Ya o dar olmamalı. Şimdi bu ana karga. Her şeyde ifrat tefrit zarar, ifrat zarardır. Fakat burada ifrat methedilmiş. Sadakat, sebat, irtibat, ihlasta ifrat edilmiyor. Şimdi külliyattan toplamış olduğum yerler. Bu ana kargastı. Lemalar 144. Cümle cümle okuyacağım. Zaten ana tema anlaşıldı. Kimseyle işimiz olmayacak. Biz işimizi Risale-i Nur'un meslek ve meşhebimizi anlatmaya çalışıyoruz. Benim kimseyle işim yoktur. Kimse benim rakibim değil. Benim bir tek rakibim var. Kamyonda yazmış. Tek rakibim Türk Hava Yolları. Benim tek rakibim küfür. Kafir. Benim başka bir rakibim yok. Vallahi yok. Billahi yok. Kimseyle işim yok. Risale-i Nur'a ilişince zarar vermeye kalktığınız için veya kalkıldığı için onu söylemek benim vazifemdir. Çünkü çorba içiyorum ben burada. Aldatmamam lazım efkarameyi. Orada bekçilik yapıyorsun demiyorsun. Evet. 144 lemalarda diyor ki çarşıdaki vaziyet iktisattan ve kemal akıldan ve alışverişin esası ve ruhu olan emniyetin sadakatin muhafazasından gelmiş bir halettir. Hisset değildir. Hanemdeki vaziyet kalbin şefkatinden ve ruhun kemalinden gelmiş bir halettir. Ne o hissettir ne de bu israftır. Aynı kanun. Şahsi hukuk, umumi hukuk. Şahsi hukuk gitti adamlara para verdi. Anladı, hatırladınız değil mi? Ama çarşı pazarda gitti umumi toplum hukukunu, ekonomisini korumak adına pazarlık yapıyor. Ama kapısının önündeki dilenci hiç şey yapmadan veriyor. Şahsi hukuk, umumi hukuk. Gördün mü? Şimdi okuduklarımı sileyim. Mektubat 94. Bir cemaat içinde bir adam o cemaatin nazarı altında bir hadise haber verse, cemaat onu tekzip etmese, sükût ile mukabele etse kabul etmiş gibi olur. Bu da umumi hukuk. Desem ki arkadaşlar, buna desem. Bu arkadaşlar şahit, şöyle şöyle yaptık. Bunlar sükût etse beni teyit ediyor, umumi hukuk oluyor. Yalan bir şey söylüyorsan veya haram birisine tecavüz ediyorsan bunlar şahit, senden başka da alacağın var. Bunlar oysa şahit değil. Ne yapacak? Hayır abi, biz şahit değiliz. Tamam. Umumi hukuk. Yani eyleme dönüşmüş hallerinden okuyorum şimdi. Münazarat 20. Bak münazarat 20. Fiili göstereceğim inşallah. Münazarat. Münazarat 20 ne diyor? Haşiye. Allah Allah. Niye böyle oldu? Ha. Acele etme. Yani mizan ceridesinin sahibi Murat haklıdır. Temin muharibi Hüseyin Cahit yanlış ve hata ediyor. Bak şeyle, matbaa lisanıyla gıybet ediyor üstad. Bu yanlıştır, bu doğrudur diyor bu adam. Umumi hukuka tecavüz ettiği için, yanlış ettiği için ilan ediyor. Bu yanlıştır, bu doğrudur diyor. Bak, şahsi hukuk, umumi hukuk. Buna ait bir yer de var. 273 lemalarda bak. Bak şimdi. Onu göstereyim size. Şahsi hukuk umum. Bir insanı, şöyle diyeyim, yanımızda olsa, yanımızda olmasa, onu hoşlanmayacağı bir şey söylesek, bu gıybet midir, değil midir? Gıybettir değil mi? Doğru söyledik. Bak şimdi, bir daha söylüyorum. Bir insan burada değil ama onun bir yanlışını ben burada zikretsem, bu gıybettir ve haramdır. Ama ustad gıybet ediyor bak, hem de matbaa lisanıyla, 273 lemalar, bak diyor ki, Mustafa Sabri ile Musa Bekuf'un efkarlarını muvazene etmek için vakti müsait değildir. Vahdet-i vücut meselesiyle olmuş. Yalnız bu kadar derim ki, biri ifrat etmiş, diğeri tefrit ediyor.
Mustafa Sabri gerçi müdafaatında Musa Böküf'e nispeten haklıdır. Fakat Muhyiddin gibi Ulum İslamiye'nin bir mucizesi bulunan bir zatı tezifte haksızdır. Bak haksızlığını söylüyor. Yanlıştır diyor. Bak şahıs ismini vererek gıybet ediyor. Çünkü umumu hukuktur. Fiili. Göresiniz diye gösterdim. Bak uygulamış. Şu haklıdır, şu haksızdır diyor. Ama onlara has bir fikir olsaydı kitaba geçmezdi. Kitaba geçmişse gene mal olacak. Hatta devam ediyor. Evet Muhyiddin kendi hadisi devam ediyor. Gıybet değil. Ha yani onu mahsus söyledim. Ha şöyle keser. Ha keserler bazıları. O filmlerimi kesip de video yapıyorlar ya böyle. Yani art niyetliler. Yani böyle iken bak bunu söyleyen ustad. Ama o adam burada olmasa da onun aleyhinde konuşsan yani hoşlanmayacağı bir şey söylesin gıybet. Ama yalan söylesen iftira. Ha gıybet olduğu halde gıybet değil. Niye? Umumu hukuktur. Yanlış yapıyor, yanlış sevk ediyor diyor. Tamam. Başka? Kastamonu 159. Risale-i Nur şakirtlerinin zayıf kısımlarına zarar veren, hatıra gelmeyen ihtiyar bir zat tarafından bir itiraz münasebetiyle o gibi itirazların esasını kesecek bir hakikati beyan etmeye mecbur oldum. Bu ustadı şey yapan var ya, gıybet eden, iftira yapan. Birinci şuayı diyor, kendi enaniyeti için yazdı diyor. İhtiyar şeyh. Risale-i Nur'un hukukuna tecavüz ettiği için üstad ilan ediyor. Çünkü Risale-i Nur Kur'an'la bağlı diyor. Kur'an da arşı ferşe bağlayan Abdülmetin'dir diyor. Risale-i Nur benim değildir diyor. Umunun malıdır. Risale-i Nur'la insanlar imanını kurtarmak adına bu hukuktan dolayı bu adamın Risale-i Nur'u Risale-i Nur'a yaptığı hücumu için bunu ilan ediyor, teşhir ediyor. İhtiyar diyor şeyh İstanbul'da. Fiili bir gıybet. Lazım olan gıybet. Bunlar lazım. Neye bak bir daha söylüyorum. Risale-i Nur mücedditliktir, benim değildir diyor, kutsidir. Risale-i Nur'la bu insanlar pamuk ipliğiyle dinle bağlı. Risale-i Nur'la imanlarını kurtaran veya kurtarmaya çalışan insanların kuvve-i manevisini kırıp da düşerlerse sokağa düşecekler, imanlarından olacak. Bu imansızlık grubunun çoğalmasına bu adamın tenkidi vesile olacak. Onun için tenkidini tenkit ediyor. Umumi hukuk olduğu için, bu insanların imanını kurtarmak adına olduğu için. Ustadın şahsı değildir burada. Başka? Emirdağ'dan okuyacağım size. He? Zarar veriyorsa işte. Evet, tabii o işte o. Sorun böyle. Adam hizmete ama hizmete zarar veriyorsa şöyle olur. Zarar veriyor. Nereden biliyorsun? Bazılarda var. Bu kardeş hizmete zarar veriyor. Nereden biliyorsun? Yani benim kafama göre, benim gözlüğüme göre bir gözlüğünü boyaladın. Hizmete zarar veriyor. Tamam da kim dedi bunu? O da var. Muayyen olması lazım. Benim anlayışıma göre değil. Göstermem lazım. Bak bu adam böyle dedi, böyle yapıyor, şöyle gidiyor. Burada da böyle yazıyor. Hah, böyle olursa yapmak caiz. Yoksa vallahi bu nurculuğa zarar veriyor. Nereden bildin? Bana öyle geliyor yani. Veya lazım-ı mezhep, mezhep olmadığı halde şöyle yapıyor. Bu böyle yapınca bu olur. Bu olursa da buna vesile olur. Dolayısıyla budur. Hayır. Bir şey İslam hukukunda bizzati değer ölçüsü kendisidir. Onun lazımı murat değildir. Lazım-ı mezhep, mezhep değildir. Mesela ben yanlış mı söylüyorum, doğru mu söylüyorum diyelim bir tane. Doğru söylüyorum. Ama millet yanlış anlar da şu olur. Hayır. Onların anlayışı yanlış onlara aittir. Ben onların yanlış anlayışından mesul değilim. Ben doğru mu dedim, yanlış mı dedim? Allah böyle soracak. Yoksa zincirleme gider de gider. Ben söyledim doğruyu, o yanlış anladı da, ötekisini anlattı da, o da şöyle anladı da, filan şöyle. Tekerleme gitmez İslam hukukunda.
Tamam. Unutmayın bunu. Bizzati söylenilen, yapılan fiil ondan dolayı değil. Kendisi olmalı. Bak. Şimdi başka bir yer göstereyim. Aferin. Hani hizmete zarar veriyorsa dedin. Bir daha tekrar edeyim. Hizmete zarar veriyorsa hizmetin demesi lazım. Yani hizmette şurada, burada, buna zıt. Ben nasıl söylüyorum Bağla 123 ikinci mektuba göre, şuraya, şuraya göre zıt. Ama desem ki, kaldırdım kafayı, tak, çıkarttım. Bağla benim kafama yatmıyor. Bu yanlış. Nereye göre? Bağla benim kanat. O senin olsun, mübarek olsun. Sana mübarek olsun. Bana hiç mübarek olmasın. Kanaatlar bizi bağlamaz. Bak şimdi. Ustad Sungur abi dedi, yalan mı dedi? Hayır, doğru söyledi. O Fatih arkasında okuması doğru mudur? Doğrudur, ona ait. Bana ait değil. Ben okumam. O Nur talebesi de okumaz. Niye? Nur talebesi hatıra bağlamaz. Nur talebesini külliyat bağlar. Eğer hatıra külliyatta hayır veya evet, yasak, farz, yap, yapma diyorsa hatıra hiç bağlamaz. Ha bunun dışında bir şeyse yaparsan olur, yapmasan da olur. Ama külliyat demiş, Hanefiler imam arkasına Fatiha okumaz. Aynı hikmettir. Diyor mu demiyor mu? Bitti. Bitti kardeşim. Bizim ustadımız, abimiz, ablamız sözler abladır. Emir de ablasıdır, abisidir. Bitti. Bu hiç kimse gocunmasın. Ben Risale-i Nur'u methetmeyle kimse gocunuyorsa demek ki onda yara var. Ben Risale-i methediyorum. Methedeceğim, Allah böyle canımı alsın. Allah şahit olsun. Bunun uğruna bin tane ruhum dahi olsa feda edeceğim. Hiç tereddüt etmiyorum. Bunu koruyacağım. Yani benim işim bu. Ta Mehdi gelene, Mehdi Azam gelene kadar. Mehdi Azam diyor. Mehdi gelene kadar. Mehdi Azam, Mehdi Ali Resul, Kutbul Azam ustadımızdır. Mehdi Ali Resul ustadımızdır. Mehdi Azam ustadımızdır. Ha ben böyle inanıyorum. Neyse. Başka bir fiili gösteriyorum size. İki Sofi Meşrep kendilerini satmak fikriyle bana ve Nur'a iliştiklerine dair mektup geldi. Ben gücenmedim. Onları daha ziyade duama aldım. Hangisi? Şahsına ustad. Bak iki Sofi Meşrep kendilerini satmak fikriyle bana ve Nur'a iliştiklerini. Fakat kendisi adına böyle yapıyor, sonra ayırıyor bak. Ben gücenmedim kendisiyle alakalı olana. Onları daha ziyade duama aldım. Aynen eskide İstanbul'daki eski ben devam ediyor. Aşağıda da söylüyor. Böylelerine şöyle şöyle yapmayınız diyor. Bakın şahsi hukuk. 44'te bak ne diyor. Bu 40 demir daha 2 40. Şimdi emir daha 2 gene 44'teyim. Bak ne diyor. Şimdi ehli imanın hususan ehli tarikatın bilhassa şahsıma ait tenkitlerini. Hangi hukuk şimdi? Şahsi hukuk. Kim dedi bunu? Sen. Aferin, iyi dinliyorsun. Bak şimdi ehli imanın, hususan ehli tarikatın bilhassa şahsıma ait tenkitlerini bir nevi nasihat ve bir nevi iltifat telakki ederim. Onlara hakkımı helal ediyorum. Şimdi ehli ilhadın bize dehşetli zararlarına karşı kardeşlerimiz olan ehli imanın gayet hafif şahsıma karşı tenkitlerini bir nevi itirazı, bir nevi ikaz ve bizi ihtiyata sevk ettiği için bir dostluk telakki ediyorum. Şahsi hukuk. Ama Risale-i Nur'a geldiği zaman kıyameti koparıyor. Şahsi hukuk. Unutmayın. Emir Dağ 1, 133. Fiili göstermeye çalışıyorum yani. Nasıl uygulamış bu denileni? Kardeşlerim çok dikkat ve ihtiyat ediniz. Sakın sakın hocalarla münakaşa etmeyiniz. Mümkün olduğu kadar musalahkârane davranınız. Enaniyetlerine dokunmayınız. Bidat taraftarı da olsa ilişmeyiniz. Karşımıza dehşetli zındıka varken müptedilerle, bidayileriyle uğraşıp onları dinsizlerin tarafına sevk etmemek gerektir. Eğer size ilişmek için gönderilmiş hocalara rast gelseniz. Kime? Bak, size ilişmek için gönderilmiş. Kime? Size. Hizmete değil. Şahsi hukuk. Ne yapacağım?
Hasan var ya hayvanın birisi, gerizekalıdır, şöyledir böyledir söyle. Ya döktürdü yani. Ne yapacağım ustadım? Ben şimdi bundan alacağım ya dersimi. Ustadım ne yapacağım? Sen de silahı al kafasının ortasına sık. Öyle mi? Ne diyor bak. Eğer size ilişmek için gönderilmiş hocalara rast gelseniz mümkün olduğu kadar münazara kapısını açmayınız. Buna kaşe etme, girmeye. İlim kisvesiyle itirazları münafıkların ellerinde bir senet olur. Ya girme, hiç yapma ya. Defet işte yani. Ya tamam peki, peki kardeşim falan. Din. Şahsi hukuk. Kişi şey olursa abi, hizmete mal olursa. Ha, hizmete, ya şahsi gelmiş. Ama ders yaparken burada veya cumartesi aşağıda yanlış söylüyorsun. Ondan dışında olsa. Mesela sokakta şey yapsa, tamam. Eğer o şeye bakılır, Hasan şöyle yapıyor, böyle yapıyor, bakılır. Eğer o dediği şey külliyatta hakikaten yanlışsa, Nurcuysa, Nurcu değil diyelim. Büyük ihtimalle Nurcu değil. Bu tenkidi benim şahsıma yapıyor. Ben de efkaramede biliniyorum. O bilinmek toplumda Nurculuk adına ise umuma hukuk tecavüz oluyor. Mesela Sungur abiye birisi hücum etse, yeğen abiye hücum etse umum hukuktur. Çünkü topluma mal olmuş. Medyaya bana hücum etseler, bir iftira yapsalar, yani öyle olmuş, ne yapalım işte. Medyada bu internet veya bazı kanallar, radyo, televizyon benim CD'leri yayınladığı için efkaramede biraz bilinmiş bu dersler bizim hastamda. Benim şahsıma da yapılsa, benim şahsımda Risale-i Nur hücum oluyor o zaman, o noktadan. Tamam. Onu ayırt etmek lazım. Mesela uygulayalım yani. Bunu uygulama yapalım. Mesela diyelim ki tanınan 40. hoca. Mesela Şener Dilek ağabeyimiz. Mesela Alaaddin Başar benim hatırıma gelen mesela. Toplumda bilinen insanlar. Bu şimdi kimse bunun şahsı hukukunu bilmez. Bunu tenkit etmek doğrudan doğruya hizmete tenkit etmek oluyor. Yani ne gittin de sen Şener Hoca'yı yani şahsı kusurunu sağa sola baktı, bilmem ne yaptı, adam çaldı, kandırdı falan, çek verdi seni. Kim, ne, nerede gördün? Ha sen o zaman tenkidin, daha dava için yapıyorsun. Bu kitabı kim havada kaldırıyor? Kim kaldırıyor bunu? Ha bu ona bir şey diyemiyorsun. Bu eli kırıyorsun ki düşsün diye. Bu umum hukuka tecavüzdür, hiç kale alınmaz, pay verilmez. Müdafaa ederiz, etmeliyiz, zaten vazifemizdir. Adam 40. hocayı niye tenkit etsin? Adam akrabası mı? Kızını mı kaçırdı? Karşılıklı çek senet mi verdi? Yok. Demek ki hizmet için yapıyor. Hizmet için hücum ediyor. Biz ona pey vermeyiz. Bizim aler resil velayin bu hizmet imaniye Kur'aniye'de bir sene sadakatla hizmet edenin, bu ustadımız Zübeyir abi naklediyor. Bu hizmet imaniye Kur'aniye'de bu kutsi hizmetimize bir sene sadakatla hizmet edenin ayağı başımızın üzerindedir. Onları müdafaa etmek boynumuzun borcudur bizim. Ama gidip de adam da sağaçlarca değil. İnanmayız ilk önce, ondan sonra yeri gelmişken söyleriz. Rüştü abiye hücum etmek doğrudan doğruya hizmete hücumdur. Rüştü abi topluma mal olmuş. Doğrudan doğruya. Ben onu zikretmiyordum. Benim abim olduğu için hani tarafkirlik zannederler diye. Rüştü abi doğrudan doğruya tecavüzdür. İsmet'e de. Çünkü Rüştü abi bir ticaret mi yaptı? Şey, neye hücum ediyorsun? Evet. Başka. Mektubat 277. Mesela aynı, buna okumuştuk. Gibi. Eskişehir'de bir ablamız vardı. Meşhur. Bir tanesi öyle anlattı böyle hizmetini. Yani iftihar etmemek, dua etmemek, elini kaldırıp dua etmemek mümkün mü ya? Allah ebeden daima razı olsun. Bu hizmette zerre kadar taşı olanı, emeği olanı, dili olanı, eli olanı, duası olanı, yer gök onlardan razı olsun. Ebeden daima. Neler, neye hizmet edenler var ya canlarını. Bak şahsi ve umum hukuku ayıran bir yer. Çok ilginç bir yer. Çok okursunuz ama ilginizi çekmemiştir. 25. sayfa, sözler, Kastamonu. Çok ilginç bir yer, bak. Ben mektupları falan ortadan o yeri alıyorum. Baştan siz bakarsınız. Diyor ki,
Ali Cenab-ı Hak'ı affetmek ise, günahı işleyen alelen adam, yalnız kendine karşı cinayetini affedebilir. Kendi hakkından vazgeçse hakkı var. Yoksa başkalarının hukukunu çiğneyen canilere, afufkarane bakmaya hakkı yoktur. Zulme şerik olur. Ben burada ne çıkarıyorum biliyor musun? Televizyon. Sen odana koy. Git ne yaparsa yap. Ama salona koyup da çoluk çocuğunu zehirlemeye hakkın yoktur. Niye? Niye? Çünkü Ali Cenab-ı Hak televizyonu affetmek ise yalnız kendine karşı cinayetini affedebilir. Kendi hakkından vazgeçse hakkı var. Yoksa başkalarının, yani kızının, oğlunun, evladının, yavrularının hukukunu çiğneyen canilere, afufkârına bakmaya hakkı yoktur, zulme şerik olur. Aynı kanun. Bak, görüyor musun? Şahsi hukuk, görüyor musunuz? Şahsi hukukla umumi hukuk. Şahsına vazgeçebilirsin kardeş. Ne yaparsan yap. Beni ilgilendir. Ama umumi hukuka tecavüz edeni, affeden de cani olur. Gene başka. Oo, çok antika yer. Münazarat 14 ve 15. Bak şimdi. Ne kadar güzel ya. Mesleğimiz var ya. Nurcuk ne güzel ya. Allah aşkına hangi şıktın ders alacaktın böyle dengeli ya. Ne olur ya. Bende bir manyaklık var ya. Ben mi deliyim buranın, bu kitabın ya. Ya ben kimden alacağım bu dersimi ya. Kimden öğreneceğim ya. Ne yapacağımı nereden öğreneceğim ya. Ne olur ya. Bir deyin bana. Neyi nerede ne yapacağım. Neyi nerede ne yapacağım? Nerede bulacağım şeyhim? Aa şeyhim ya. Aa benim şeyhim. Nereye gittim? Gittim Fransa'ya. Bir bardak su verin. Tamam biz o zamanı biliyor musun? Ne yapacağım ben orada? Aa şeyhim. Çıkartıyorum. Bak. Ne kadar hoş ya. Benim kafama o kadar yatıyor ki ya. Ya birisini he hocam. He şeyhim, he abim, he ablam. Tamam o gün de karısıyla kavga etti. Bir problemi var. Psikolojine etkiler mi, etkilemez mi o adam? Ben de gittim şeyhim, ablam, abim. O psikolojiyle bana şey yapmayacak mı? Bugün böyle diyecek, yarın psikolojisi değişince değişecek. Ya bana aynı dersi sorun. Psikolojime göre değişmiyor. Bazı derslerde öyle diyorlar. Abi o derste çok gerginsin. Doğru. Doğru diyorum ne yapayım yani. De insanız da yani. Çünkü bir şeyi korumak adına neler ucumlar alıyorum. Ondan sonra etkilenmişim. Çıkmıyor ama bu şeyde, bu tiyatroyu da oynamam lazım. İşte abi çok gerginsin falan. O derste, bir derste falan görmüştüm. Şimdi kardeş, ne anlatmaya çalışıyorum? Benim psikolojim veya yorgun bir halimle bir şey sordunuz. O andakilerimi söyledim, şeyhim ben. Başka bir gün çok rahatım, bir şey söyledim ona zıt. Öyle değil mi? Ama bu öyle değil işte. Dün ne dediyse bugün de odur. Şu anda Norveç'teki kardeşim bunu okursa aynı benim gibi düşünecek, benim gibi yapacak. Çin'deki de. O zaman ne yaptı? Bütün dünya saatinde herkes aynı ordu gibi oluyor. Bak ne diyor? Hiçbir müfsit ben müfsidim demez. Daima sureti haktan görünür. Yahut batılı hak görür. Evet kimse demez ayranım ekşidir. Ne yapacağım ben ustadım? Herkes mücedidim, bilmem neyim. Ben haklıyım, o haksızdır. Ne yapacağım? Siz mihenge vurmadan almayınız. Allah Allah. Zira çok silik söz ticarette geziyor. Ama ustadım sen büyük adamsın. Fiilen gösterdin sen. Yani boyun eğmedin. Senin sözüne de mi iş yapmayacağız? Hatta benim sözümü de ben söylediğim için hüsnü zannedip tamamını kabul etmeyiniz. Ne yapacağım ben ustadım? Belki de ben mufsidim. Ustad diyor kendisi için. Veya bilmediğim halde, iyi niyetliyim ama bilmediğim halde ifsat ediyorum. Öyleyse her söylenen sözün kalbe girmesine yol vermeyiniz. Gel de öpme. Yoksa el öpecektim ben şimdiye kadar. Bunu öpmeseydim onu öpecektim. Enaniyetim hiç dokunmuyor çünkü. Hakikat öpüyorum. Ya bak hele ya. Evet hakkı tanıyan. Külliyatı tanıyan, hakkın hatırını hiçbir hatıra feda etmez. Onun için bazı şeylere gönderme yapıyorum. Hakkı tanıyan, hakkın hatırını hiçbir hatıra feda etmez. Zira hakkın hatırı âlidir. Hiçbir hatıra feda edilmemek gerektir.
Fakat şu hüsnü zanınızı kabul etmem. Zira bir müfside, bir desasa hüsnü zan edebilirsiniz. Nasıl anlayacağım üstadım? Delil ve akibete bakınız. Ya Allah aşkına ya. Deli ya, bu kadar. Bu kadar deli bir kitap olur mu? Onun için diyorum yani, okumayın, tiraklilik olur. Bak ne güzel deliller getiriyor ya. Hüsnü zan edebilirsin Hasan Hüseyin'e, Şeyh'in Ahmet'e. Delil ve akibete bakınız. Bu adam ne iddia ediyor, kimlerle beraberdir? Bak, bu adam ne iddia ediyor, vazifesi nedir? Kimlerle beraberdir, ne yapıyor? Canım benim, sevdim seni vallahi. Kimse sevmese bile ben yeterim elhamdülillah. Mektubat 361. Hoş değil mi? Ben hoşuma gidiyor. Nerede bulacaktım ben adamı ya? Şimdi adama bir şey soruyorlar. Abi diyorlar, sen ya bayağı telefonda şey yapamıyorsun, soramıyoruz ya. Beni ararsan bulamazsın. Şeyh-i Risale-i Nur ararsan bulursun sevgili kardeşim benim. Mektubat 361 ikinci nokta. Biz iki... bu şu galiba. Biraz önce... Ha şu. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَا تَرْكَنُوا اِلَى الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَكُمُ النَّارِ Ayet-i Kerimesi fermanı ile zulme değil, bak zulme değil yalnız alet olanı ve taraftar olanı, belki etna bir meyil edenleri dahi dehşetli ve şiddetle tehdit ediyor. Risale-i Nur'u sadeleştirmek, tarif etmeyi, değil taraftar olmak, değil o grupta olmak, etna bir meyil edeni, taraftar olanı da bu hizmet-i maniyeden düşürüyor. Haberiniz olsun. Sonra haşirde iflas edersiniz. Kefenlendiğiniz zaman toprağın altında görürsünüz. Hiçbir şeyden anlamazsın. Hasenat, seyyiat sizin olur. Yaptığınız iyilikle, kötülükle baş başa kalırsınız. Cemaatin sebabından alamazsınız. Bak, وَلَا تَرْكَنُوا اِلَلَّذِينَ زَلَمُوا فَتَمَسَكُمُ النَّارِ Ayet-i kerimesi fermanca aynı kanun. Zulme değil yalnız alet olanı ve taraftar olanı, belki etna bir meyil edenleri dahi dehşetle ve şiddetle tehdit ediyor. İster kabul et, ister etme. Bu. Benim vazifem bunları okumak. Emirda 1-204. Emirda 1-204. Bak. Çabuk gittiğimiz için. 204. Cüz-i teferruata dair medari ihtilaf buna... Cüz-i teferruata dair medari ihtilaf münakaşaların kapısını açmamak gerektir. Şahsi hukuk bu da. Anladınız mı? Böyle münakaşa mı? Açma kardeşim. Yok kuyruğuma bastın, şunu yapacaktın da, bunu getirecektin de, tamam mı? Açmayınız. Münakaşa kapısını açmayınız. Girmeyin o işlere. Başka? Kastamonu 247. Bak 247. Saniyen, o vaiz ve alim zata benim tarafımdan selam söyleyiniz. Bak ayırıyor. Benim şahsıma olan tenkidini. Hangisini? Hangi hukuk şimdi? Şahsi. İtirazını bundan sonra böyle okuyacaksınız külliyatı. Hangi hukuk? Abi affetmek lazım. Bir dakika da hangi hukuku affedeceğim? Hukuk hangisi? Şahsi mi, umumi hukuk mu? Şahsıma olan tenkidini, itirazını başım üstüne kabul ediyor. Sizler de o zatı ve onun gibileri münakaşa ve münazaraya sevk etmeyiniz. Ne hangi sahada? Şahsi hukukta. Hatta tecavüz edilse de beddua ile de mukabele etmeyiniz. Kim olursa olsun madem imanı var o noktada kardeşimizdir. Bize düşmanlık da etse mesleğimizce mukabele edemeyiz. Çünkü daha müthiş düşman ve yılanlar var. Ondan sonra bu şahsi hukuk. Tamam? Affedin. Affetmek, affedin ki afa layık olarsınız. Bak, teneffüs ettireyim size. Ya Resulallah dedi sahabe. Ne kadar affedelim? Allah Resulü diyebilirdi. Çok affedin, şunu affedin, bunu affedin. Alıyor o olayı, o hadisi, sahabeyi doğru zihnen haşir meydanına götürüyor. Haşir meydanında diyor, cevaba bak. Ne kadar affedeceğiz ya Resulallah? Şahsi hukuk. Haşir meydanına götürüyor. Haşir meydanında
götürdükten sonra diyor ki haşir meydanında hesaba çekilirken Allah'ça ne kadar affa ihtiyacınız olacaksa haletleri yaşattı yaşattı getirdi buraya. O kadar burada kardeşini affedin. Yani affet. Şahsi hukuk sakın ha. Kastamonu 202. Kastamonu 202 paragraf 2 size yazmıştık ha. Size yazmıştık ki muarızlara adavetle mukabele etmeyiniz. Hangi hukuk ama? Mümkün olduğu kadar ehli takva, ehli ilme karşı dostane vaziyet alınız. Hangi hukuk ustad? Fakat bu noktaya dikkat ediniz ki Risale-i Nur'un zararına ve şakirtlerinin salabet ve metanetlerine ilişecek bir tarzda daireniz içine sokmayınız. Umumi hukuk. Olsun olsun gelsin. Gel, hayır. Alma onu. Öğleler niyeti haliseyle girmese belki futur verirler. Eğer enaniyetli ve hot vuruş ise Risale-i Nur şakirtlerini, metanetlerini kırarlar. Nazarlarını Risale-i Nur'un haricine çekip dağıtırlar. Şimdi çok dikkat ve metanet ve ihtiyat lazımdır. Üç tane şey. Değerli dershaneciler, çok dikkat, metanet, ihtiyat. Umumi hukuk ise almayın içeriye diyor. Almayın içeriye. Alma. Onları çağırma. Meşveret etme. Onlarla yemek ye, yiyeceksin. Hani dostane yapabiliriz. Kastamonu 248. Görüyor musun Kastamonu işini? Ne iş yapıyor? İşte hep diyorum, sözleri okuyan kendisini nurcu hissetmez. Nerenin malı olduğunu, ne hesabına çalıştığını, nereye hizmet ettiğini bilemez. Mektubatla, sözlerle, laikalarla bilir. Sözler, mektubat, lemalar, şualar tren gibidir. Emirdağ, Kastamonu, Sikke-i Tasdik Gaybiye, laikalar treyin hareketlenmesine sebebiyet veren, yön veren, onları sevk eden raylar gibidir. İki ray, Kastamonu ve Emirdağ. Bir tane de laika var ama o piyasada yok şimdi, yakında çıkacak o. Rize laikası var bir tane. O da tutturacak Van laikası. Bu diyecek Kastamonu laikası. Sen nereliydin? Bulgaristan. Bulgaristan laikası. Sen de Hollanda laikası. Vesaire. Bak şimdi. Bir yer okuyayım. 200 kaç dedik? 248. Bak. Neler okuyun diyor. Oo. 48. Risale-i Nur'un erkanlarında ve sahiplerindeki esrar ve nazik tedbirleri onları teşvik etmemek gerektir. Ortadan aldım. Risale-i Nur'un dairesi var. Nurcular tek bir hakikat değil. Bunu ayırt edeceğiz ki bu hatayı, bu sözü kim söylemiş? Hani bu dersi kim yapmış? Kim bak? Risale-i Nur'un bir daire değil, mütedâil daireler gibi tabakatı var Risale-i Nur'un. Yani soğan kabuğu gibi. Erkanlar, sahipler, haslar, naşirler, talebeler, taraftarlar gibi tabakatı var. Hepsinin de hükmü ayrı ayrıdır. Her Risale-i Nur adına konuşanın sözü de hüccet olmuyor. Kim bu? Ne diyor? Erkan dairesine liyakati olmayan Risale-i Nur'a muhalif ceyrana taraftar olmamak şartıyla daire haricine atılmaz. Hastaların haysiyeti bulunmayan uzat, zıt bir mesleğe girmemek şartıyla talebe olabilir. Bidâ ile amel de eden kalben taraftar olmamak şartıyla dost olabilir. Onun için az bir, niye meyhaneci dedim? Kalben taraftar değil, oraya memnun değil o halinden. Risale-i Nur'u seviyor, takdir ediyor. Bidâ ile amel eden kalben taraftar olmamak şartıyla dost olabilir. Dost da istibade eder. Onun için az bir kusur ile düşman safına iltihak etmemek için dışarıya atmayınız. Fakat çok önemli. Ve lakin Risale-i Nur'un erkanlarında ve sahiplerindeki esrar ve nazik tedbirlere onları teşvik etmemek gerektir. Umumi hukuk. O değil, o geçti, bu başka. Ha, kebair o. Kebair işiyor yani ama şey yapıyor. Böyle umumi hukuk diyorsun. Umumi hukuk böyle yayıyor diyorsun. O umumi hukukta şeydir, tecavüz ediyor.
Ama öyle insanlar var. Bilmiyor. Fakat şurada ev var diyor. Ya oraya takkeler, şeyler gidiyor. Ya iyi insanlar ya. Keşke öyle olsam diyen tabii. Böyle diyebiliyorsa. Allah onu ayrı hesap eder, bunu ayrı hesap eder. Misal. İslam'ın esası kaçtır? Ama şimdi bir tane ben desem ki oruç tutuyoruz değil mi elhamdülillah Ramazan? Namaz kılmayan boşuna aç hayvan gibi boşuna ahırda beklemesin desem olur mu? Yani oruç tutmayanın namaz kılmayanın orucu kabul olmaz desem olur mu? Niye olmaz? Çünkü hepsi ayrıdır. Orucun farzı ayrıdır. Namazın ayrı. Bir tanesi diyor ki ya hocam diyor ben diyor açık saçığım diyor. Daha diyor seviyem yok diyor. Namaz kılmayacak mıyım? Kıl kardeşim. Ama diyor ben diyor namazda namazın örtünüyorum. Namazın dışında hali namazın içindeki farz değil ki. Namazın farzları bellidir. Kaç tanedir? 12. Ha namazın içinde var, dışındaki farzlar var. Sen onu yaptıktan namazın namaz. Ha dışarıdaki kebairin ayrı bir kebair ama namaz borcunu ödedin, sebabın ayrı. O kebair ayrı ama buna taraftar olması ayrı. Ayrı yani. Divan-ı Harbi Örfi 26. Bu da ayrı bak. Bu da çok farklı. Sizin zabitleriniz bir günah ile... Aa bak. Bak aynı o çıktı. Senin şeyin. Sizin zabitleriniz anladınız değil mi? Bu isyan, 10. cinayet. Yani Divan-ı Harbi Örfi deyince askerler isyan etmiş. İçki içiyorlar diye. Zabitlerimiz içki içiyorlar diye. Onlara diyor ki üstad, ortadan alıyorum. Sizin zabitleriniz bir günah ile kendi nefsine zulmetse, kendi nefsine içki içti ama yaymıyor, anlatmıyor. Siz bu itaatsizlikle 300 milyon İslam'a zarar ediyorsunuz. Mesela uygulayalım bunu. Mesela benim günahım var. Biliyorsun, sen gizli yakaladın beni. Tamam. Ama ben ilan etmiyorum. Muzdaribim. Ama toplumda da faydalı bir insanım ben. Şimdi sen ne yapacaksın? Sen bana beraber olmaktan alakanı kesmeyeceksin. Zor durumda beni gördüğün zaman kardeşin de daha bırakmaz ya, daha çok sahiplenir. Sizin zabitleriniz yani abileriniz, ablalarınız bir günah ile kendi nefsini zulmetse. Günah kendisine az. Özel. Siz bu itaatsizlikle 300 milyon İslam'a zarar ediyorsunuz. Çünkü o zaman hizmetin yok olmasına ama dört dörtlük nerede sıfır atalı bir insan olur mu? Peygamberlerde bile zelle var. Hata yok. Zelle var. Yunus Aleyhisselam ne denizde atıldı aşağıya? Neye kadar fetva verdi? Hataya gelmişti. Rivayete göre. Tebliğ etti. Kimseye iman etmedi. Allah'a sormadan orayı terk etti. Allah da dedi ki bana sorarak mı terk ettin? Neyi terk ettin? Top aşağıya. Bu çok önemli bak. Bu dershane içindeki abla ve abilere söylüyor. Ve onların yanındakilere söylüyorum hasreten. Ablalarınızı ve abilerinizi şahsi günahıyla kendi nefislerine zulmediyorlar. Günah işliyor adam. Ne olabilir? Telefonundan radyoda müzik dinleyebilir. Kendi özel aleminde. Dinleyebilir dersin, dinlesin demiyorum ha. Başka şahsın ne günah olabilir? Camdan bakabilir. Ne bileyim yani bunları seriştirtmeye de gerek yok. Ha kendisine zulmediyor. Ama beraber olmamıza vesile oluyor. Hakikatlerin açılmasına vesile oluyorsa siz bu itaatsizlikle 300 milyon İslam'ın zararına zarar veriyorsunuz. Bunu da başka bir ölçü veriyor. Başka kaç tane yer kaldı? 58 Utbe-i Şamiye. Oo. Bak çok açık. Daha ne diyecek? Uzun olmasın diye cümleyi alıyorum. Birbirinizin şahsi kusurlarına bakmamak gerektir. Anlaşıldı mı? Hulasa. Bir daha okuyorum. Birbirinizin şahsi kusuruna bakmamak gerektir. Ben ortadan aldım. Okumak isterseniz 58. Tamam? Hangi hukuk? Şahsı bak. Birbirinizin şahsı kusurlarına bakmamak gerektir. Şahsı hukuk. Başka. Kastamonu
234. Görüyor musun? Kastamonu ne o misyon oynuyormuş ya? Kastamonu vazifesine bak yani. Çok tuhaf değil mi Kastamonu? Ulan hakikaten ya Rize'li olması lazım. Niye Kastamonu olmuş ben de anlayamadım yani. Ehli dalalet diye geçiyor. Ha. Risale-i Nur'un elmas kılıçlarına mukabele edemedikleri için şakirtleri içinde derdi maişet cihetinden ve bahar mevsimi gafletinden istifade ederek bak nasıl bizi birbirimize vuracaklar. Meşrepler veya hissiyatları muhalefetinden. Meşrep şu. Sungur abici meşverettir. Suffadır. Vatandır. Kurdolludur. Yazıcıdır. Bunlar nedir? Meşreptir. Maşrapa. Meslek değildir. Meslekleri nedir bunların hepsinin? Nurculuktur. Nurculuktur kardeş. Meslekte ittifak edeceğiz. Meşrepte ihtilaf etmeyeceğiz. Uygulayayım. İnsanlık aleminde kafir Müslümanlara karşı biz bir tarafız. Bursa, İstanbul, Rize bir. İnsanlık aleminde kafir Müslümanların yanında biz Müslümanların yanındayız. Bir tarafız. Müslümanlar içinde biz Bursa, İstanbul bir tarafız. Tarafımız yok. Gel daireye. Nurculuk dışında ve nurculuk. Biz bir tarafız. Nurculuktan tarafız. Cemaat içine yani nurculuğun içine girelim. Biz bir tarafız. Hangi tiptir bu bunu yapabilen biliyor musun? Yani nurcu hepsi benim. Hepsi benim cemaatim. Hepsi benim abi ablalarım diyebilen kim biliyor musun? Enfüste hissesi olan, enfüse açılmış bir gönül hepsini tek görür. Eğer bir unutmayın bir nurcu bizden değil, o Kurdoğlu, o Suffa, o bilmem ne derse bu adam zahirdedir unutmayın kesin kesin. Enfüsü anlamamış. Allah nasip etmemiş liyakatsızlığından. Eğer kucaklıyor, ona sahipleniyorsa benim kardeşimdir. Canımdır hakikaten. Ne katın canımdır ya? Bir nurcu kim olursa. Bu enfüse geçmiş. Adam anlamış. Adam anlamış. Allah canibinden bakmayı becermiş o. Öyle bir makama gelen var ki, ben biliyorum, şahitim. Öyle makama gelenler var ki, enfüs de o kadar terakki etmiş ki, melek de şeytanı bir görebilecek kadar makam alaya gelmiş. Şeytan melek burada farktır. Ama esma aleminde fark yoktur. O mudil esmasında, o rahman esmasında. O da esma. Niçin şeytan? Allah buna şeytan deyin dediği için biz şeytan diyoruz. Buna melek. Emrettiği için hasin olur, ne ettiği için kabi olur. Ne olur? Meşrepleri öne çıkarıp mesleğin hiç kale almamak, bir daha söylüyorum. Ey bir cemaate mensup, gruba mensup Nur kardeşim. Meşrebini öne çıkarıp mesleğini hiç kale almadan onu dişlersen sen mesleği anlamamışsın. Niçin? Meşrebi öne çıkarıp mesleği aşağıya koydun. Meslek nurculuktur. Meşrep gruptur. Grup lazım. Grup lazım çünkü o orduda da öyledir. O Türk ordusu, TSK diyoruz ama kara hava jandarma diyoruz. Git kara kuvvetleri komutanlığına. Bahriye'dir, İstikam'dır. Ben neciydim biliyor musun? Hiç kimsenin hatırına gelmez askeriyede. Ben piyadeydim. Piyadenin hangi bölümüydüm? Çok ilginç. Köprücü bölüğüydüm. Köprü yapardık. Savaş anında vadiden vadiye, gölden göle, oradan oraya, tepeden tepeye köprü kurardık. En fazla 20 dakikada, 27 dakikada en ağır köprü kurardık. Tank geçerdi. Ama ben kimim? Köprücüyüm. Tankçı değilim. Değilim diye ona düşman mı olmam lazım? Allah Allah. Ama çatımız, mesleğimiz TSK. Türk ordusu. Bak diyor ki, derdi maşet cihetinden ve bahar mevsimi gafletinden istifade ederek meşrepler veya hissiyatları muhalefetinden bazı nurcular grupçuluktan hissesi azalıyor. Mesela şöyle diyeyim. Bir kurdoğlucu
bir suffacı, bu Hamidiyeci, bir vatancı, vatan Sungur, yeğen abi. Eğer meşrebine has kılarsa, ötekine hissi bir tarafgirlikle yaparsa ondan istifade edemez. Bedelini görüyor musunuz? Ağır. Onun hasenatına, sebabına, namazına, Kur'an'ından istifade edemez aşırıda. Öyle değil mi? Mesela beni eleştiriyorsun. Tamam. Hiç utanmadan haşir meydanında benim sebabıma nasıl ortak olacaksın? Yerden yere vuruyordun her tarafta. Nasıl alacaksın? Vicdanın kabul eder mi zaten? Allah izin vermez zaten. Abi. Vermez değil mi? Bak hemen nasıl feveran etti, doğru? Yani ne gerek var yani, değil mi? Peki bu ahmaklığı ne yapacağım ki? Hepsi benimdir. Ben çalıştırıyorum diyecek. Niye ahirete inanıyorsan sebaba? Niye ya ben kendi sebabımla gideyim? Ben niye Suffa'nın bütün hasenatına ortak olmayayım? Niye ben niye Kurtulu cemaatinin hepsine? Aa baba sana hakaret ediyorlar, sen böyle etsinler, beni ilgilendirmez. Onlar kendi kuyusunu kazıyor. Ya da şahsına yapıyor. Veya şöyle vesaire. Bak şimdi. Meşrepler veya hissiyatları muhalefetinden zayıf damarları bulup, ehli dalalet böyle dedektörle arıyor. Hani var mı silah diye arıyorlar ya, aynı onun gibi. Zayıf damar. Kaç tane zayıf damar var insanda? Altı. Aferin sana. Nerede yazıyor? Ucumat-ı Sitte'de 6 tane temel zayıf damar var. Ucumat-ı Sitte'de. Bak diyor ki, aferin. Zayıf damarları bulup hani arıyorlar. Hasan ulan kadınla avlanmaz. Dedektör ya. Bak dedektör. Parayla daldanma. Şöhretle Milliyetçilik. Ooo ne mutlu Türk'üm diyor. Buldular. Orayı matkapla deliyorlar. Giriyorlar ehli dalalet. Veya onu da geçti. Tama. Hubuca. Altı tane zayıf damar var. Dedektörle arıyorlar adamlar. Dedektörle arıyorlar. Ne diyorlar? Zayıf damarı bulup şakirtler içinde tesanüdü sarsmak, istediklerini hissettim, anladım. Sakın çok dikkat ediniz. İçinize bir mübayenet düşmesin. Mübayenet, zıtlık, yabancılık. Yani öyle bir görüyor ki beni. Beni görünce düşman görmüş gibi oluyor. Mübayenet. Olur mu böyle bir şey? İslam'a ya zaten yakışmaz. Hani diyor ya, ben onu şey yapıyorum. Bir Müslüman en fazla 3 gün dargın olur. O halk. Bir nurcuya en fazla bir uykudur. Yani uyku haliyle. İnsan hatadan hali olamaz. Fakat tövbe kapısı açıktır. Nefis ve şeytan sizi kardeşinize karşı itiraza ve haklı olarak, hem de haklısın, tenkite sevk ettiği vakit değiniz ki. Görüyor musun? Abi tenkit ediyorum ama haklıyım. Tamam. Haklı olarak tenkite şeytan sizi sevk ettiği zaman şeytana deyiniz ki, biz değil böyle cüzü hukukumuzu. Hangi hukuk? Hususi hukuk. Böyle cüzü hukukumuzu. Belki hayatımızı ve haysiyetimizi ve dünyevi saadetimizi Risale-i Nur'un en kuvvetli rabıtası olan tesanüde feda etmeye mükellefiz. O bize kazandırdığı netice itibariyle dünyaya, enaniyete ait her şeyi feda etmek vazifemizdir. Vazifeymiş. Deyiniz, deyip nefsinizi susturunuz. Bak, böyle cüzü hukukumuzu, şahsı hukuk, ne olur bunu belleyelim. Şahsı hukuk. Medarenize bir mesele varsa meşveret ediniz. Meşvereti de unutmayınız. Risale-i Nur yapmayınız. Yapınız dediğinin dışındakilerdir. Meşveret sahası. Burada yoktur meşveret. Mesela Kur'an'da misal vereyim. Ve hakkı mesele ve hatu zeka. Namaz kılın, zekat verin. Allah'ın emri mi? Ya kardeşim bir de biz meşveret edelim. Bakalım hakikaten namaz kılalım mı kılmayalım. Olur mu meşveret? Haşa, adeta Allah'ın hükmünü sorgulamaktır. Oysa hutbede biz okuyoruz ayette mealen, diyoruz ki Allah konuştuğu zaman, yani hükmettiği zaman siz susunuz.
Millet şey anlıyor. Kur'an okurken susunuz, tamam? En düşük manası budur. Allah hükmettiği yerde siz konuşmayınız. Ansitu leallekum tuflehun. Allah Allah. Medarinize bir mesele varsa ki meslek değil bu. Meşrep. Meslek, meşrep, hissiyat. Unutmayın. Meslek nurculuk, meşrep cemaat, hissiyat. Aynı meşrep içindekiler de meşrep şey hissiyat olur. Mesela bakın ben sizinle meslekte ihtilafımız olmaz. Nurcuyuz. İyi. Meşrepte de olmaz. Aynı meşrepteniz. Nerede olur? Hissiyat olur. Demek ki meşrep içindekilerde hissiyat olur. Cemaat içinde ise hissiyat olabilir, meşrep ihtilafı olabilir. Dikkat edilmesi lazım. Medar-ı niza bir şey varsa, bir mesele varsa meşveret ediniz. Çok sıkı tutmayınız. Herkes bir meşrepte olmaz. Bu şahsi hukuk. Musamaha ile birbirinize bakmak şimdi elzemdir. En lüzumludur. Evet, ben de Ramazan olduğu için de yoruldum. Daha 12 tane de yer var ama yeter. Ama maksat anlaşıldı zannediyorum. Divane sunuatta da vardı ama okumayacağım. Bak şurada getirdim ama o da şey vardı. Ondan sonra uzun ama şahsi hukukla umumi hukuk külliyatta ustad kanuniyetini de koymuş. Eylemleştirmişti. Yani yaşayarak uygulatmış. Şu şahsi hukuk ama dikkat edersin gözükür. Hukukumu diyor. Şahsıma karşı itirazını diyor. Bak hemen ayırdı. Mesela Kastamonu şey Emirdağ 1 48'de. Sait de diyor bir nur talebesidir. Ha, tamam. Sakalına ucum edilmiş ya. Benim diyor bu kusurum, şahsı kusurum diyor. Risale-i Nur'a mal olmamalı. Açmadım oraları. Bak. Evet, şahsi hukukum helal ettim ama Kur'an onu affetmedi diyor. Çok var bayağı. 17-19 tane yerde vardı. Size okunması çok açık olan yerde ama uzun olduğu için Ramazan oldu kısa ki. Yani dikkat edilirse benim nurcu kardeşlerim, dikkat ederse külliyatta hangi hukuktur? Şahsi hukuk yoksa zulmetmeyiniz, zulme uğramayınız diyor Allah Resulü. Hocam şahsi umurlukta gerek mi? Yalan söyleyebilir misiniz? Yalana ancak şey verilmiş. İki yerde fetva verilmiş. Bir, casuslukta. Şeriat bu. Bu Risale'nin mevzusu değil. Allah hükmetmiş. Şeriat bu. Casuslukta, casusluk yapmakta, askeri casusluk. Orduyu, vatanı, namusu, milleti korumak adına. Onlara gidip deseniz ki çok güçlü onlar. Oysa güçlü değiliz. İkincisi, bir Müslümanla dargın olan iki Müslümanı barıştırmak veya karı kocayı barıştırmak. Mesela, ben mesela böyle yaptım Almanya'da. Kadınla o ayrı evlerde, artık şey olacaktı. Neyse, gidip konuşa, ya dedim hiç öyle düşünmüyor dedim hanım. Ya öyle mi hocam? Ya ben yalan söylüyor muyum dedim. Estağfurullah hocam dedi ya. Hanım, bayağı pişman dedim yani. Yalancı. Ötekisine de dedim, öyle mi hocam ya? Meğer ikisi zaten dünden razı da gururlarına vazgeçemiyorlar. Bunu keserim o. Ama şey bilmezler kim. Almanya'da kaç tane şehir, kaç tane gitmediğim, vazife yapmadığım şehir yok. Aman aman çok az büyük şehir. Ondan sonra. Bunu dinleyen diyecek ki, bizim şehir değildir. Tamam. O meğer enaniyet var ya gurur. Hemen pat diye birleştiler. Ha, demek ki iki yerde caiz. Diğerlerinde sükut veya şöyle yapar. Gayri sari şekilde söylemek bazı alimlerce fetva verilmiş. Mesela diyelim ki Mehmet'i zarar verecekler veya anne babası gelip böyle burada namaz kılıyor, dinini öğreniyor diye istemiyor, baskı yapıyor, telefon etti. Hocam, Mehmet orada mı? Burada yok. Ama bu
kişinin dini hukukunu korumak adına bu karşıki tarafın tecavüzünü durdurmak için yapılmış. Her şeyde değil. Ciddi işlerde. Burada yok. Burada yok. Bak gözümü kapan. Burada yok. Oysa orada ama bu niçin? Bu gayri sari tecavüzatını, zulmünü durdurmak için. Takiye alan olmasın diye. Ve ahir davahum enelhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.